Değerli takipçiler, Google'a asabi servis yetkilisi kadınlara fırça atan adam videosunu çeken Fatih Bank. Ablalardan hepsinden özür diliyorum. Ben de kendi evimdeki makinenin içine sıçtım. Çok özür diliyorum. Bakın. Defalarca hani diyoruz ya, fazla çamaşır atmayın, fazla çamaşır atmayın. Kur'an nimet çapsın. Bakın. Siz zaten çamaşır atmadan bu makinenin üstündeki ağırlık taş. Ve bakın kazan nasıl çökmüş. Bakın şimdi gördünüz mü? Kazan düştü aşağıya. Şu yayı gördünüz mü? Fazla yük attığınız zaman makine bu yayın üstünde kalıyor. Şu şekil. Bakın. Ve gördünüz mü? İşte normali şu. Şuradan hemen çekelim. Bakın. Gördünüz mü? Şuradan yırtılmış ve kopmuş. Bakın. Yani şu şuradan çıkmaması lazımdı. Bakın. Şöyle. Yukarı doğru kaldırınca bu yaydan kurtuldu. Makinenin kazanı aşağıya düştü. Allah rızası için gene yalvarmak durumunda kalıyorum. Çamaşırı az atın. Hanım aradı. Fatih. Millete bağırıyordu ya. Pat güm diyor. Kazan aşağıya. Lan dedim bizim makinamız iner mi? Yemin billah ediyorum. Ev benim evim. Ben de eğer makinenin içine yaptıysam ama sakın eşim Kur'an nimet çapsın. Yemin ediyorum asla tıka basa çamaşır doldurmaz. E biz o zaman tıka basa mı dolduruyormuşuz? Demek ki suç bize değilmiş. Normalde daha uzun süreli kitleyim. Şimdi sıçtım sıvıyorum. Lütfen hangi marka olursa olsun Allah rızası için makinenizin içine az çamaşır atın. Allah beni kahretmesin. Şimdi bu makine en üst kattan aşağı inecek. Kazanımı değiştireceğiz. Revizyon mu yapacağız? Ben de bilmiyorum. Buradan bütün fırça atmak değil de bağırıp çağırdım, kızdım ablalardan hepsinden tek tek özür diliyorum. Hoşça kalın. Değerli takipçiler, çamaşır makinesinin kazanı düştüğü zaman bu işlemi mutlaka yapın. Bakın şimdi neler yapacağız, inanamayacaksınız. Elimdeki şu an görmüş olduğunuz parça çamaşır makinesinin amortisör yayı. Bu bir tarafta şu şekil, o öbür tarafta. Bunlar gerge kolu olduğu zaman siz çamaşırları fazla yük attığınız zaman kazan düşüyor. Belki en baştaki video eğer montaj olursa bunu görürsünüz. Bakın şimdi. Hep beraber gelin izleyelim. Ne yapacağız? Şuradan. Amacım kaç. Bakın şunu gördünüz mü? Ders geçer. Makine bunun üstünde duruyor. Bakın şuradan kopmuş. Biz buraya ısıttık taktık. Şimdi bakın. Buraya aynı işlemi bir yapacağız. Çıktı mı karşıdan? Karşıdan çek. Hadi hadi oğlum hadi hadi bismillah. Hadi yavrum. Soğudu biraz. Hı? Soğudu. Soğudu. Gördüğünüz gibi şu an burası. Değerli takipçiler ısındı. Normal orijinalinin deliğinden yani bakın şu parmağıma bakın bir anda. Ağırlık şu şekil durunca çat diye bakın şu ara açılınca kazan düşmüş oluyor. O normalde kazan da servisler tarafından genelde tamir olayı yoktur. Mecbur kazan sökülüp değişmek durumunda kalacağız. Biz de deliği biraz daha alttan tekrar ıslarak açıyoruz. Şimdi tekrar hızlı bir şekilde gidiyoruz. Siz orada bekleyin. Ben geliyorum deyince açın yeri. 1, 2, 3 Ahmetciğim kaç? Hop. Hadi. Hadi oğlum hadi oğlum hadi. Hadi. Bismillah. Evet. Gördün mü? Değer geçer. Bakın şimdi hiç kamera oradan kıpırdatma. Ben hemen bunu soğutuyorum. Şimdi YouTube'da bana böyle bir tane video yükü gösterin. Bu işi bırakacağım. Bakın değerli takipçiler. Şu yay. Yayı buraya taktık. Evet.
Şimdi dert geçerimiz şurada. Görsün burada ne yaptığımızı. Bakın. Sizler için neler yapıyoruz. Gördünüz mü? Yan taraftaki şu deliği. Şu delikten çıkınca pat kopuyor. Yani bakın. Şu kopmuştu. Bakın. Şu. Hatta biz bunun için bir şeyler taktık olmadı. Şuradan şöyle çıkınca bu kazan aşağıya bir düşüyor. Şimdi Ahmet'ciğim hemen beraber el birliği. Bakın değerli arkadaşlar. Şu yay şuraya oturmak durumunda kalacak. Hazır mısın? Şey senin. Ahmet'ciğim kusura bakma. Hadi ha. Tut. Evet. Bakın gördünüz mü? Bakın yay sallanıyor. Normalde değer tüketiciler. Bunlara özellikle dikkat edin. Şu karşıdan alalım. Şunu alalım Samet'ciğim. Bu makinamızın kendi ağırlığı. Şimdi bakın makinamızın kazan sağa sola vurmasın diye. Of! Bakın bu bildiğiniz eşek ölüsü. Bunun üstüne koyuyoruz. Makinamız şu an daha da çok fazla ağırlaştı. Bakın içinde de şu an hiçbir şekilde çamaşır yok. Kazanın düştüğünü hasanlarsınız. Bu kazan aşağıya doğru düşmüş olur. Ve bakın buradaki yaylar makinenin aynen bildiğiniz gibi bakın sallanıyor. Bildiğimiz aynen arabalarımızda nasıl amortisör var. Kasise çukura girdiğimiz zaman böyle bir süspansiyon falan yapıyor. Bunun da modu budur. Ahmetciğim şu vidaları bir verebilir misin? Kazan düşmesi budur. Ama normalde o ısıtıp delinen yerlere normal şöyle bir sarı bir yüzsük. Aynen elimize taktığımız yüzsükten takılsa en azından o demir yay parçası o plastiği şu şekilde yapa yapa çat diye kazan hışıyor. Ama şu yuvarlağın içine birazcık dar bir yüzsük olmuş olsaydı bu sıkıntı olmayacaktı. Değerli tüketiciler, bu da evimdeki çamaşır makinesinden kaynaklanan bir sıkıntı. Yorumlarınız için evet Ahmetciğim olabilir o. Yorumlarınız için, destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Defalarca videolarda söylememizin sebebi fazla çamaşır kesinlikle atmayı size yemin ediyorum. Şu taşın zaten ağırlığı nereden baksanız bir 15 kilodan fazladır. Tahminimce tartmadım ama siz üstüne yeterince de çamaşır attığınız zaman daha da farklı oluyor, yük oluyor. Bilginiz olsun. Kanalımıza da abone olmayın. Burada da bana yardımcı olan Ahmetciğimi de çek. Lütfen Ahmetciğim vallahi teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Dostum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.